Biliyorsunuz Piyano'yu tutukladık. İnsan hakları anıtını gözaltına aldık. Wikipedia'yı durdurduk. Freedom House diyor ki 100'den fazla gazeteci tutuklu. Diyeceksiniz ki o zaman neyimize lazım teknoloji 4.0, neyimize lazım yapay zeka ve neyimize lazım sürücüsüz araba, elektrikli araba diyeceksiniz. Ben de burada Ar-Ge'yi, bilimi, teknolojiyi konuşmak isterdim. Ama bunların gelişebilmesi için iki şeye ihtiyaç var. Özgürlüğe, demokrasiye ve altyapıya. Bakın, tabii her gün bir tartışma var. Türkiye tarihinin en önemli kurumlarından biri. Ta Osmanlı'dan geliyor emin olun Telekom'un tarihi. Ama şunu göz ardı etmişiz. 2005 yılında bu kurumu özelleştirirken hiçbir mesleki yeterliği olmayan, yani hiçbir know-how'u olmayan bir firmaya Türkiye tarihinin en önemli kurumunu teslim etmişsiniz. Hangi gerekçeyle? Dünyada onlarca, yüzlerce kurul var ve Türkiye tarihinde Osmanlı'dan gelen bir altyapı var. 30 milyon metrekare bakır tel var. Bunları imtiyazlı kullanma hakkını da bu firmaya vermişsiniz. Yani 21 yıllığına vermişler Telekom'u. Borç batağına girmiş. Şimdi geriye 9 yıl, 2,5 ay kalmış. Hadi dolar cinsinden hiç değeri kaybetmemiştir diyelim. Şu an 2.8 milyar dolara denk geliyor değeri eğer kazanabileceği gördüğüm kadarıyla. Biz diyorduk ki siz 1/4'üne sattınız bu kurumu, peşkeş çektiniz diyorduk. Hayır diyorlardı. Ama Halep oradaysa arşın burada. Şimdi 9 yılda 5.24 milyar doları sübvanse eder, karşılayabilir diyorlar. Ben tekrar söylüyorum, altın yumurtlayan tavuğu kiraya vermek ahmaklıktır. Ve şunu tekrar göstermek istiyorum. Buyurun, Telekom'un OTAŞ'a dağıttığı temettü 2006'dan 2015'e kadar 5.7 milyar dolar. Keşke siz hazineden borçlansaydınız bu 5.7 milyar doları, 6.5 milyar doları rahatlıkla 10 senede ödeyebiliyormuşsunuz. Net bir şekilde görüyoruz. Ülkenin geleceğini de ülkemizin geleceğine en önemli katkıya sağlayacak bir firmayı da